Bagajımı teslim ettim. Burcu'yu bekliyorum. Ve nereye gidiyoruz? Bali'ye. Yerlerden birine gidiyoruz. Bakalım yeşillik, doğa, meyveler. Sabırsızlıkla bekliyorum. Az önce tabii ki de iki vlogger olmayan ve vlog çekmeye çalışan insanlarla ne yaptık? Kamerayı bıraktık. Bayağı GoPro'yu masanın üstüne bir güzel yerleştirmişiz böyle tripodu da açıp. Ve orada bırakıp gidiyorduk yani. Biz bu işi nasıl becereceğiz bilmiyorum ya. Ben sana bilmiyorum artık. Evet, şu anda uçağa bindik ve 13 saatlik yolculuğa başlamak üzereyiz. Evet, şu an havaalanına geldik. Valizlerimizi de aldık. Ve birazdan otelimize geçeceğiz. Burada şu an saat akşam 7.30. Uçağa bindiğimizde kaçtı? Gece 2'ydi. Ve tekrar gece indik. Biraz garip oldu. Evet, geldik. Hello. Odamıza geldik. Ama 2 gün sonra oda değiştireceğiz. Biraz küçük geldi oda. Otel çok güzel bu arada. Odaları da çok güzel. Sadece bizim için bence biraz daha büyük bir odaya ihtiyaç duyabiliriz. Bize yeterli değil bu. Villasına geçeceğiz. Şu an çok yorgunuz. Hemen bir şeyler içip bir duş ve sonra yatış. Ve sabah 7.30'da yoga ile başlayacağız. Eğer ki başarabilirsek. Günaydın. Yoga'ya gidiyoruz. Burası yoga yaptığımız alan. Çok güzel ya. Yogamızı da burada yaptık. Evet, yogadan çıktık, kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra masaja gideceğiz. El masaj. Selati. This is without sugar. Thank you. Can mix with honey, ya. Yeah? Okay. Enjoy your drink. Thank you so much. Neden buradayız? Pazarına gidiyoruz. Ubud Bazar. Ubud'un pazarına gidiyoruz. Bakalım nasılmış? Masajımız nasıl geçti? Masaj biraz kötüydü. Buranın iyi masaj yapan yerini bulacağız ama. Çok iyi masaj bulacağız. Buradan güzel masajla ayrılacağız. Evet, Ubud Pazarındayız şu an. Az önce caddeden... İçeri girişimizi keşke çekseydim ya. Az önce caddeden yürüdük ve orayı pazar zannettik olmuştur. Şimdi girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarıyoruz.
Thank you. Thank you. Hello. Tamam. Ay çok değişik bir yer burası. Çıplak ayak yürüyoruz şu an adeta. Bu Endonezya traditional yemeğiymiş. Evet, akşam yemeği zamanı. Let's go to Canggu. Şimdi hedefimiz Canggu. Let's go. Evet, Yama Kitchen diye bir yere geldik. İnanılmaz güzel bir yer bu arada. Canggu'da. Çok şık. İkinci geleceğimiz yer olarak Canggu'ya gelmeyi düşünüyoruz galiba. İçeride shop da var. Alışveriş yapabileceğimiz çok güzel takılar falan var. Gün sonu raporu. Saat kaç? Gece 1. Odaya yeni geldik. Nerelere gittik? Feta restorana gittik. Sonra Black Sand diye bir yere gittik. Orası da güzeldi bence. Hiç fena değildi. Canggu güzel bir yermiş. Gayet güzel. İnsanları da güzel. O yüzden yarın da Canggu'da olacağız. Yarın Ubudaya mı gidiyorduk ne? Öyle bir yer. Keyifli bir akşamdı. Güzel bir akşamdı. Burada her yer çok erken kapanıyor. 11'de, en geç 12'de kapanmış oluyor her yer. Güne erken başlıyorlar, erken bitiriyorlar. Yarın yine güne erkenden başlayacağız. Çok hareketli bir gün olacak. Yarın görüşmek bizi üzere. Bizi izleyin anacığım. Günaydın. Şimdi Canggu'da Udara Beach'e, Udara Beach'ti galiba. Yoksa Udara Otel miydi? Neyse öyle bir yere gidiyoruz. Saat 7.30'a doğru geliyor. İlk yoga dersine gireceğiz. Sonra bir şey dance class'a falan gireceğiz. Böyle değişik dersler alacağız arka arkaya. Olabildiğince sizinle paylaşacağım. Yoga'ya geldik. Yoga dance falan. Bir şeyler yaptık bakalım. Hiç olmayacak. Evet, burada yogamızı bitirdik. Buraya kahvaltıya geldik. Canggu'da çok meşhur bir yer. Aa, pazar gibi. Gerçekten. Pazar, evet. Aa, Sunday Market'miş. Çok iyi. Ah çok güzel. Burası Labrista arkadaşlar. İnanılmaz keyifli. Kahvaltı için bir smoothie bowl, bir kahve, bir de birazdan çırpılmış bir yumurta gelecek. O kadar acıktım ki. Sabah kahvaltı yapmadan yoga yaptık. Ve açlıktan geberdik. Saat kaç ki şu an? Saat 7'de kalktık. Saat 12. Acıkırız tabii. Tüm gün burada kalmaya karar verdik. Çok güzel. Şu an hafif güneş gitti. Ama az önce denize girdik. İnanılmaz dalgalı ama çok sıcak. Çok da keyifliydi aynı zamanda. Kenarda yani yüzemiyorsunuz aslında. Kenarda takılıyorsunuz. Daha çok surf yapanlar var tabii ki. Saat daha öğlen 1.30. Bütün gün buradayız. 6 gibi sunset'i burada izlemeyi düşünüyoruz. Biraz uyumak istediğimiz için böyle bir yere geçtik. Şimdi burayı da göstereceğim size.
Evet, şu gördüğünüz şeylerde kalıyoruz. Aynen. Yataklı falan. Biraz bunlarda uyuyacağız. La Barista'da Sunset'e doğru yaklaşmaktayız. Size ufak göstereceğim şimdi nasıl bir manzara var burada. Son kez denize girdik. Sunset öncesi yemeklerimizi yedik. Ve şimdi Sunset'te birer kokteyl içip burada geri dönmeyi planlıyoruz. En iyi tatil arkadaşım. Tatil arkadaşım. Oda değiştirdik. Günaydın. Bugün uyuyakaldık. Ve birazdan Canggu ya da Seminyak tarafında beachlere gideceğiz. Önce kahvaltı yapacağız. Good morning. High five. How are you? Good. You? Kahvaltıya Canggu'da böyle bir yere geldik. Canggu kahvaltıda, Canggu'da böyle bir yere geldik. Canggu'da böyle bir yere geldik. Right and shine. Kahvaltıları harika gözüküyor arkadaşlar. Bayılacaksınız bu arada. Canımız ben çekecek ama ben sana. Benim de canım çekiyor. Sen? Dün gece yemek yiyecek yer bulana kadar öldük bittik. Ubud'da arkadaşlar hayat akşam 10'da bitiyor. Açık hiçbir yer yok. Tam bu böyle geleneksel şeyleri görebileceğiniz, yaşayabileceğiniz bir yer. Harika. Ama sadece akşam hani dışarı çıkmak, takılmak veya geç akşam yemeği yemek istiyorsanız Ubud değil, daha çok Canggu taraflara en iyi yer. Onun için hatta şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla en çok Canggu'da güzel restoranlar, kafeler ve hatta partiler var. Dulong'dayız arkadaşlar. Yaklaşıyor ve inanılmaz güzel bir manzara var burada, sizinle paylaşacağım tabii ki. Cheers. Size denizlerle ilgili bir şey paylaşacağım. Benim bayağı hoşuma gitti. Buradaki hiçbir beach, hiçbir plaj özel birine ait, bir yere ait değil. Herkes kullanabiliyor. Herkese açık. Ve mesela burada atıyorum beach club'lara geldiğinizde şey değil, kendi beach alanı yok. O sahiller, plajlar komple açık. Herkes kullanabiliyor. Siz sadece mesela oranın işte o plajın gerisinde kalan oturma yerlerini, kafesini, restoranını, varsa havuzunu kullanabiliyorsunuz. Ama plajlar herkese açık. Bence müthiş bir şey. Behind the green door. Buraya paralayla girebiliyorsunuz arkadaşlar. Gece eğlenmeye buraya geldik. Ah, Kemi? Ah. Hi girls. Hi. Hi. Foxtrot. Foxtrot. İnanılmaz tatlı. Girişini falan zor görüyorsunuz bu arada. Mekanın ismi Behind the Green Door ve yeşil kapıdan böyle size paralı soruyorlar. Kokteylleri çok iyiymiş. Çok ovation.
Günaydın. Uykusuzluktan ölüyorum. Dün gece odamız değişti. Çok daha güzel bir odaya geçtik. Ama akşam yatağı altından, içinden nereden geldiğini anlamadığımız bir yaratık sesinden dolayı asla uyuyamadık. O yüzden inanılmaz uykusuzum bugün. Bir böyle uykusuz ve mutsuz uyandım bugün, bilmiyorum. Ama bugün şey olacak, gezimiz olacak bu önemli yerlere. Bugün de böyle, bakalım gezimiz nasıl geçecek. Hava biraz kapalı bugün. Aslında gezi için güzel bir gün seçmişiz. Beach değil de gezmek için. Bir de güzel bir masaj yeri bulursak. Burası da kahvaltı yaptığımız alan. Birazdan buraya kahvaltım gelecek. Merhaba tekrar. Merhaba, ben Arya. Tamam, şimdi biz buradayız. Geleneksel Bali evinde. Ev mimarisi 3 ayrı bölgeye ayrılır. Büyük alan lazım çünkü 3 ayrı bölgeye var. Hindu konseptine göre adı Trihitakarana. 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 Trihitakarana ne demek? İnsan tabiat, insan ve tabiat arasındaki ilişkiyi gösterir. İnsan ve insan arasındaki ilişkiyi gösterir. İnsan ve Tanrı arasındaki ilişkiyi gösterir. Şimdi yavaş ikinci bölgeye gidiyoruz. İnsan ve insan arasındaki ilişkiyi gösterir. Ana girişten sonra duvar var burada. Eski mimarisi böyle. Bu konsept lazım. Ana girişten sonra duvar var. Bu duvar Hindular inanıyorlar kötü ruhları durdurmak için. Kapıdan sonra mutfak. Burası insan aile. İnsan ve insan. İnsan ve insan. Burası aile. Yemek pişiriyorlar. Udun ateşiyle. %70 aşağı yukarı çiftçiler. Şu an sadece bir ailenin evi. Bir ailenin. Bir ailenin 5 kişi yaşıyor burada. Buzdolabı yok. İstemiyorlar. Neden? Çünkü tahsil yemek istiyorlar. Süpermarket var. Evet. Ama yabancılar için galiba. Evet. Biz de halklar, kadınlar özellikle sabah erken uyandılar. Sabah pasara gidiyorlar. Orada tersinin tazesi. Evet. Ondan sonra direkt mutfakta pişiriyorlar. Oh. Tahsil yemek. Ertesi günlük güne için. De kalmıyor. Günlük günlük için. Ay, süper. Bu yatak odası, çocuk yatak odası. Yatak odadan, yatak odasından onun diye boş yer var. Hı-hı. Eğer çocuk misafirler geliyor, yerde oturuyor. Sofa yok. Eskiden böyle. Burada biz oturuyor beraber. Ama hala öyle yani, öyle yaşamıyorlar. Evet, bu geleneksel. Hı-hı. Bu kültür bizde. Kimin odası? Onun odası. Her yatak odası resim var. Aa. Kimin evine, odasına geldiğinde? Onun odası. Neden kapı bu kadar kısa? Çünkü uyumak önce ya da odaya giriş önce biz saygı yapıyoruz. Aa. Aa. Saygı yapıyoruz. Ayrı yatak. Neden ayrı yatak? Onlar çiftçiler çünkü. Bazen baba, çocuk çalışıyor çok. Yoruluk çok. O zaman biraz dinlemek istiyorlar. Karı koca uyumak ayrı. Hmm, o zaman baba oğlan çocukla uyuyor. Evet, baba öbür taraf. Bunun erkek karı koca. Yani bu hanım var. Bunun, bunun hanımı bu. Aa. Yani o zaman... Ha, şey mi oluyor mesela? Evlendi kız ailenin evine geliyor. Oğlanın evine geliyor. Evet. Ama yer sonra para varsa ayrı. Her Bali evinde, eskiden her Bali evinde telefon yok. Bu eski telefon. Ne yapıyoruz? 3 kere hızlı. Ondan sonra bu yapıyoruz. Herkes anlıyor. Oh. Onlar geliyor buraya yardımcı olacak. Emergency. Yangın. Direkt hızlı yapıyoruz. Onlar çok çabuk geliyor buraya yardımcı olacak. Şelaleye geldik şimdi. Şelaleyi göreceğiz. Yolda şeyden konuştuk. Çok güzel bir şeyden konuştuk aslında. Bali'deki insanların ne kadar stressiz ve hep güler yüzlü olduğundan konuştuk. Hatta dün şöyle bir şey yaşadık yolda. Gideceğimiz yere yolun ortasında bir araba duruyordu. Ve şoför sakince indi, şoförü buldu, geldi, arabayı çekti. Ve hiç kimse birbirine sinirlenmedi, teşekkür ettiler. Yani biz çok şaşırdık çünkü İstanbul'da olsa bir sürü laf söylerdi. Belki kavga çıkar, kesin kavga çıkardı. Ama burada gayet herkes birbirine anlayışlı, güler yüzlü, mutlu. Yani insanlar mutlu, stresleri yok.
Ve adam şöyle bir şey söyledi. Ne kadar çok para kazanma isteği, o kadar çok stres, o kadar çok kötü enerji dedi. Çok güzel bir şey söyledi ya. Tıkınungan silahı. Evet, bunu ben söyleyemem. Merhaba. İçine mi giydin sen? Hayır, içime giymedim ne yazık ki. Buranın ismi neydi? Tıgal alan. Tıgal alan. Evet. Bundan hala kahve mi yapılıyor? Evet, bu hayvan adı Sansa. Bu hayvan YouTube bütün kalite çıkardı, kahve yutuyor. Şu an ondan kahve mi yapıyorlar? Evet. Yoksa yani, göstermek için. Evet, az önce gördüğümüz hayvan yiyor onları. İsmi neydi? Luwak. 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 Sonra Sansar'ın dışkısı. Bu da dışkısı. Ve bu da sonra temizlenip sıcak suyla temizliyor. Sıcak suyla temizleniyor ve böyle kahve oluyor. Şu önümüzde gördüğümüz pirinç tarlalarıymış bu arada. Burası pirinç tarlaları şu aşağıdaki. Harika bir tatildi seninle. Ben gerildim ya. Scary. Yes, just little. Okay. Just low. Ada ada. Light straight. Always. All the time. Okay. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay. Are you ready? Anneciğim. Go 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 go.